Türkiye'nin ilk ve tek kadın basketbol programı Hava Atışı'ndan iyi akşamlar değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikte kadın basketbolunun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Konuşacak çok konumuz var bu haftada. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Merhabalar Ayşegül. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Vallahi her hafta daha yoğun geçiyor tabii. Maçların mücadele zevki her seferinde artıyor. Ve sen her seferinde yeni bir yine sürprizle başlamak istedik. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok yayın teşekkür sonrası ederim. Öpeceğim şu an kalkamıyorum. Kusuruma çok bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı nice bir partnerim mutlu, var. Nice mutlu yıllar diliyoruz çok size. Sağlıklı ailenizle birlikte. Çok sağ olun. Bütün ekibe teşekkür ve ediyorum. Ve misyonunuzu en iyi şekilde tamamlayacağınız şekilde. Benim dileğim bu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu son söylediğim cümleyle ilgili dün takipçiler, programın takipçileri tabii ki bir tanesi mesaj yazmış. Kadın basketbolunu sizinle sevmeye başladım diye. Bu benim için en önemli hediyelerden bir tanesiydi. Çünkü burada bulunma amacım, benim yıllardır basketbola emek vermemin sonucunda eğer birkaç tane genç kızımızı, birkaç tane genç o erkeği buraya bu platforma çekebiliyorsak, gençlerimizi spor yaptırabiliyorsak, basketbolu sevdirebiliyorsak ne mutlu, ne mutlu bize. Peki, çok o zaman teşekkür ederim. Çok kadın incesin. Basketbolu konuşmaya devam edelim. Size tekrar mutlu, güzel, sağlıklı yıllar dileyelim. Çok teşekkürler. Dileyelim. Sağ ol. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 22. hafta geride kaldı değerli izleyenler. Hatay-Mersin maçına gideceğiz. İki Akdeniz ekibinin mücadelesini izleyeceğiz. Ardından Ayşegül Aydemir Kazmaz'ın yorumlarını dinleyeceğiz. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın kapanış maçı Hatay Büyükşehir Belediye ile Mersin Büyükşehir Belediye'yi karşı karşıya getirdi. Gülşah'ın atışı başarılı. Antakya Spor Salonu'ndaki mücadelede büyük çekişmeye sahne olan ilk periyot ev sahibinin 24-23 üstünlüğüyle geçildi. Seyirci desteğini arkasına alan Hatay Büyükşehir Belediye ikinci çeyrekte farkı açtı. Ev sahibi ekip soyunma odasına 48-32 önde gitti. İlk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıda Mersin Büyükşehir Belediye'nin geri dönüş çabaları dikkat çekti. Ancak konuk ekibin farkı eritme çabaları sonuçsuz kaldı. Final periyoduna 68-55'lik skor avantajıyla giren Hatay Büyükşehir Belediye maçı 87-76 kazandı. Ev sahibi olduğu 10. müsabakayı da galip tamamlayan Hatay ekibi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Evet, Hatay Avrupa'da tur kapısını araladıktan sonra ligde de galip geldi. İki takımın oyuncuları da erken faul problemi yaşadılar. Nasıl bir maç oldu sizce? Şimdi zaten Hatay artık geçen hafta da söylemiştik, haftalardır söylüyoruz. Oturmuş bir basketbol anlayışı var. Topu çok iyi paylaşan, bütün herkesin takım içerisindeki rolleri belli ve her geçen haftada artan bir performansları var. Yani Euro Cup'ın yoğunluğu ve ciddiyetinin yanında ligi de aynı ciddiyetle sürdürüyorlar. Bu takdir edilecek bir şey tabii ki. Burada bence Mersin Büyükşehir Belediye için bir parantez açmak lazım. Çünkü Euro Cup'tan gerçekten kötü bir şekilde, yani kötü bir maç sonucuyla elenmeleri biraz onların motivasyonlarını, evet, çok talihsiz bir durumla elenmeleri biraz onların motivasyonlarını düşürdü. Gaiç'in sakatlık sonrası bir türlü tekrardan eski performansına giremiyoruz. Çünkü Gaiç çok önemli bir nokta Mersin Büyükşehir Belediye açısından. Skor anlamında eski, yani sezon başındaki, hatta birkaç hafta önceki performansını yakalayamamasının da etkisiyle, biraz da takımın genel motivasyonunun düşmesiyle istedikleri basketbolu sahaya yansıtamıyorlar. Euro Cup maçından sonra bu normal. Bunu tekrar toparlanıp tekrardan alışkın oldukları basketbola dönebilirler. Bu da sevgili Özlem Şencan için önemli bir tecrübe. Çünkü buradan takımı tekrar toparlayabilmek ona yeni bir tecrübe katacaktır. Oyuncular için de aynı şekilde. Yani Hatay'ı kendi sahasında yenmek zaten çok zor. Hem oynadıkları basketbol hem seyirci. Evinde gerçekten çok daha güçlü oynuyor Hatay Büyükşehir Belediye. O yüzden de Mersin işi zaten zordu ve sahaya da istediği basketbolu aslında çok iyi yansıttı diyebiliriz. Şey soracağım, şimdi iki tarafta da hakem şikayetleri vardı maç boyunca.
Sizce peki bu hakem yönetiminden mi kaynaklı yoksa oyuncuların mental olarak çok hazır olamamalarından mı kaynaklıydı? Şimdi şöyle, hakemlerle ilgili konu aslında sezon başından beri var. Biz burada hiç masaya yatırmadık bu konuyu ama çünkü gündem hep o kadar çok hızlı ilerliyor ki bu konuya bir türlü sıra gelmedi ama hakemlerle ilgili genel olarak her maç sonrası mutlaka insanların rahatsızlıkları oluyor tabii ki. Burada bazen maçın sertliğini baştan belirleyen hakemlerin maçın sonunda o sertliğe izin vermemesi olabiliyor. Bazen takımların gösterdikleri performansın her hafta aynı gitmemesi, mesela savunma sertliğinin hep aynı şekilde gitmemesinden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz hafta hatırlarsan Furkan Sağlık'ın Orman Spor maçından sonra bir serzenişi var, evet, diye bahsetmiştim hakemlerle ilgili. İşte Sykes'a verilen teknik var. Sykes bu hafta da teknik faul aldı. Yani burada sadece evet hakemlerin istikrarsız bir gidişatı var. Bazıları çok fazla maçı etki ediyor. Maçın içerisinde çok hissediliyor. Ama bazen de oyuncuların oyuna uygun davranışları gerekiyor. Yani bir önceki aldığın teknik faali artık almamalısın. Yani evet, o yüzden... Farklı hakemlerle bu arada. Evet tabii, farklı hakemlerle. Yani bu maç özelinde veya genel olarak bakacak olursak evet, Kadınlar Ligi'nde hakemler çok fazla sonuca etki ediyor. Yani bu bence yanlış olan. Sonuca çok fazla etki etmemeli hakemler. Peki o zaman bir diğer karşılaşmaya gidelim. BOTAŞ Başkent derbisinde Orman'ı yendi. 84-79 bitti maç ve bu maçı izleyeceğiz. Daha sonra üzerine konuşacağız. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftası Ankara derbisine sahne oldu. BOTAŞ Spor zorlu karşılaşmada OGM Orman Spor'u ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Orman Spor soyunma odasına 43-37 üstün gitti. Konuk ekip 3. periyotta da iyi bir oyun sergiledi. Orman Spor son 10 dakikaya 65-64 önde girdi. 4. çeyrekse kıran kırada mücadeleye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği karşılaşmayı BOTAŞ Spor 84-79 kazanmayı başardı. Evet, maç öncesi BOTAŞ'ta Chelsea Gray ve Stokes yoktu. Maç içinde de Nevin Vatansever bir sakatlık yaşadı. Buna rağmen galip gelmeyi başardı. Neler söylersiniz? Vallahi BOTAŞ çok önemli bir iş yaptı bu hafta. Çünkü hani geçen hafta bahsettiğimiz dişliye yeni eklemelerle devam ediyor. Ve o dişli artık o kadar azaldı ki makina çalışmayabilirdi. Fakat Aydın Oğuz'u tebrik etmek lazım. Maç sonu açıklaması da çok olumlu ve çok güzel bir açıklama yaptı oyuncularıyla ilgili. Şimdi hani genel olarak lige baktığımızda bazı takımlarda yabancı oyuncular çok etkili. Bazı takımlarda yerli oyuncular etkili. Ne zaman ki antrenör etkisi takım üzerinde başlığını hissediliyorsa o zaman işte hep beraber başarı elde ediliyor. Şimdi BOTAŞ'ta çok önemli, yani ligin en önemli skorerlerinden Chelsea Gray'in sakat olması, çok önemli oyuncularından Stokes'un sakat olması zaten aslında BOTAŞ için yeterince dezavantajdı. Buna maç içerisinde Nevin de eklenince gerçekten hani bu maç Orman Spor'a doğru gidiyor izlenimi verdi ve mücadelesine baktığımızda da aslında Orman Spor önemli işler yapıyor. Yani hep iyi mücadeleler gösteriyor. Özellikle ligin ikinci yarısında bunu çok bize hissettirdi. Ancak maçın içerisinde zaman zaman o inişli çıkışlı zamanlarda Orman Spor'da doğru tercihleri yapamamaktan kaynaklı biraz acele atışlar, biraz şahsi oyunlar, yani bireysele dönen basketbol Orman Spor'a her hafta zarar veriyor aslında. Orayı toparladığında Furkan Sağlık çok daha iyi bir basketbol oynatıyor. İyi bir basketbol anlayışı var aslında ve sahaya bunu oyuncularıyla da iyi yansıtıyor. Biraz da şöyle bakmak lazım. Mesela haftalar önce Popova'dan bir türlü verim alamıyor. Dördüncü yabancısından verim alamıyor derken bu hafta... Ama bu hafta eleştirilen Popova birdenbire değişti. Şimdi burada neye bakacağız? Burada bir nokta Popova'nın sorumluluk aldığında, ki Galatasaray'da bunu yapıyordu. Sorumluluk aldığında potansiyelini ortaya koyduğunu gösterdi. Bunun yanında Elde Brink zaten joker bir oyuncu bana göre. Aynı ikizi gibi o da joker bir oyuncu ve onun istikrarı hep belli. Burada yerli oyuncuların katkısı ve mücadelesi çok 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 önemliydi ve onlar bunu çok iyi yerine getirdiler. Tabii
savunma anlamında da BOTAŞ her zaman ortaya fark koyan bir ekip oldu sezon başından beri. Zaman zaman bununla ilgili düşüşler yaşayıp hücuma odaklandıkları dönem oldu ama bence bu maç özelinde gerçekten tebriği hak eden bir mücadele ortaya koydular. Yaptıkları savunma olsun bu kadar eksiğe rağmen, hücumlardaki top paylaşımı olsun ve seçimleri olsun bence çok yerindeydi. Burada demin dediğim gibi yani mesela Sykes'ın teknik faul aldı ve çok kritik bir yerde takımını yalnız bırakması bence bu haftada ki Furkan Sağlık işte ağzını kapat gibi bir hareket de yaptı. Yani oyuncusunu da biliyor. Hadi geçen hafta hakemdi. Bu hafta. Demek ki artık bir şeylerin düzelmesi için kendimize de dönmemiz lazım. O yüzden de oyuncunun arkadaşlarına böyle bir haksızlık yapma hakkı yok. Çünkü oyunun en kritik yerlerindeydi. Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Orman Spor da iyi mücadele ortaya koyan aslında bence geçen hafta da dediğim gibi yeni takım olmasına rağmen lige ikinci devrede çok iyi gelen takımlardan biri. Ama bu Orman'ın kaybettiği maç da biraz playofflar konusunda sıkıntı kritik, yaratacak. Kritik bir maçtı ama BOTAŞ için de önemli bir maçtı. O açıdan söylüyorum BOTAŞ'ı ekstra konuşmak lazım diye. Çünkü bu kadar eksikle bu mücadeleyi ortaya koymak gerçekten önemli bir şey. Kadın basketbol açısından kenar yönetimi de bu açıdan tebrik etmek lazım. Hemen bir başka mücadeleye Çukurova Basket Fenerbahçe maçına gidelim dilerseniz. Tabii. Şimdi Fenerbahçe kadın basketbol takımında dün itibariyle resmi açıklama yapıldı ve Fırat Okul'da yollar ayrıldı. Evet. Aynı zamanda Powers ve Kaiser'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Şimdi tabii bu Çukurova Basket'e son 3'lük basketle 81-80 yenildikten sonra bu oldu ama hani buraya gelene kadar kaçan bir Türkiye Kupası, Avrupa Ligi'nde dörtlü final oynamayan bir Fenerbahçe, daha sonra da Çukurova Basket yenilgisi. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Cem Dizdar gibi konuşacağım. Sen Serkan Yetkin gibi. Neden şimdi soruyorsun Ayşenur bunu? Bak ne güzel söyledin. Çünkü zamanlama olarak belki çok doğru değil. Çünkü dediğin gibi yani Türkiye Kupası Euroleague'de F4 gitti. Bu süreç içerisinde zamanlama aslında önemli. Çünkü hedeflerden uzaklaşmaya başladı. Sezon başındaki hedeflerinden uzaklaşmaya başladı Fenerbahçe. Ancak hatırlarsan ligin ikinci ayı falandı galiba. Şöyle bir şey söylemiştim ben. Yabancılar geldikçe Türk oyuncuların performansı umarım düşmez. Çünkü işte Ayşe Cora çok iyi başladı. Tilbe çok iyi başlamıştı. Pelin çok iyi başlamıştı. Birsel zaten takım kaptanı ve yıllardır oralarda. Yani aslında takımın kimyası korunmuş bir takımdı. Ancak yabancılar eklenmeye başlandıkça takım kimyasında bozukluklar oldu. Yani oradaki bozulma bence bütün takıma yansıdı ve Fırat Okul'un kendi basketbolunu oynatamadığını gördük. Yani sezon başında konuştuğumuz çok keyifli bir basketbol oynuyorlar. İşte müdafaada şöyle, hücumda böyle çembere gidiyorlar. İşte sorumluluk alıyor Türk oyuncular. İşte hep çift hanelere çıkıyorlar diye konuştuğumuz Fenerbahçe'de kaldı ki bırak yerli oyuncuları, yabancı oyuncuların performanslarında ciddi. Anadoviç'ten istediği performansı alamadı, Plum'dan alamadı. Yani burada biraz oyuncuyu kullanmak, biraz takım kimyasını iyi yaratabilmek, biraz da sahaya koçun kafasındaki basketbolu tam olarak yansıtabilmek lazımdı. Bunu her geçen hafta daha fazla kaybetmeye başladı. Özellikle son dönemde. Bence zaten son çeyreklerdeki kazanılmış maçlar dahil son çeyreklerdeki kötü basketbol Fenerbahçe için aslında sinyaldi. Çünkü maçın kaderini değiştirecek oyuncu çıkmadı. Evet. Yani bu süreç içerisinde maçın kaderini değiştirecek bir oyuncu hepsi bütün maç boyunca özellikle yabancı oyuncular sorumluluk almaktan çekinmediler. Ama hani ben kazandırayım ya da ben bir şeyler yapayım derken takımın top paylaşımları, biraz roller de belli olamadı. Rollerin tam belli olmamasından acaba da kaynaklı. Acaba takım içinde biraz bu kadar fazla yıldızın olmasından kaynaklı hani küslükler vesaireler, yani iç dinamiklerinde mi sorun var? Yani onu tabii dışarıdan anlamamız yani, mümkün değil ama saha içerisinde oynamış gördüğümüz... Biri olarak şöyle bunu. Mesela hani ilk beşte oynayamadığınız zaman, bench'te oturduğunuz zaman siz de kırgınlık duyuyorsunuzdur. Hepimizin başına geldi. Bu tarz şeyler yani biraz o sanki yansıyor gibi.
sahaya yani da? Yani şöyle, şimdi tabii yabancı oyuncu buraya oynamaya ve kendini göstermeye geliyor. Ama kural gereği de kenarda oturması gereken yabancı var. Bunu sisteme zaten kendini girdiği andan itibaren onu hissettirmesi lazım. Yani ben aslında buranın oyuncusuyum. Şimdi onu hissettirmeye çalışırken de takımın bütün oyun düzeni bozuldu. Ben ilk Powers geldiğinde şunu söylemiştim hatırlarsan. Bir dizginleniyor, o dizginlenmek istemiyor. Yani evet. O belli ki gitmek istiyor. Yani Angel McCartney gibi böyle kendi başına bir şeyler yapmak istiyor. Ama oyun sisteminde öyle bir şey yok. Yani öyle bir oyun sistemi yok. Dolayısıyla belki de o uyumsuzluklar tabii ki yansımış olabilir. Hani kenarla birkaç kere tatsız konuşmalar da çıkarken gözümüze çarpmıştı maçta. Sen onu belirtmiştin hatırlarsan. Ama bunların tabii hepsi bir araya geldiğinde bir şeylerin, bir kimyada bir şeylerin eksikliği ortaya çıkıyor. Bu değişiklik mesela Orman Spor oyuncuyu değiştirerek bunu yaptı. Çukurova Basket antrenörü değiştirerek bunu yaptı. Evet. Ve bence burada zamanlama çok önemli. Şimdi onların zamanlaması öyle enteresan yerde yaptılar ki ivme yukarıya çıktı. Şimdi bu zamanlamada ne olacağını hiçbirimiz kestiremeyiz. Yani buradan sonra Fenerbahçe daha farklı mı basketbol oynayacak? Kim gelecek ve nasıl gidişatını değiştirecek? Çünkü önünde bir hedef var. Türkiye Ligi'nin şampiyonluğu. O yüzden de şimdi gelecek oraya da görev alacak kişinin bu kimyayı tekrardan oturtması nasıl olacak? Bu büyük bir soru işareti. Bu arada Powers da bu sene Euroleague'de 13 maça çıktı. 13.4 sayı, 6.3 rebound ve 1.6 asist ortalamayla oynamış. Ligde de 6 maça çıkıyor. 15 sayı, 6 rebound, 2.2 asist ortalaması var. Nasıl performans? Yani Powers zaten çok özellikli bir oyuncu. Ama dediğim gibi o kimya içerisinde rolünü bir türlü bulamadı. O bulamaması da onu mutsuz etti. Ve zaman zaman işte çembere gitmedi, daha çok şut tercihini kullandı. Bir de tabii biraz çaylaklık dönemi oluyor. Özellikle Women NBA'den gelen oyuncuların Avrupa basketboluna adaptasyonu biraz daha zor oluyor. Bunu Plum da yaşadı. O nispeten ona göre biraz daha kabullenir bir şekilde oynadı. Zaman zaman istikrarsız olsa da zaman zaman iyi performanslarını gördük. Yani tabii bu şimdi kulübün tercihi, hani ne sebeple yollarını ayırdığını bilemiyoruz. Kayseri'nin ayrılma sebebi Euroleague için gelmişti zaten. Euroleague için gelmişti. Dolayısıyla Euroleague'de bir hedefleri olmadığı için bu lig içinde elindeki 4 oyuncuyu yeterli gördüğü için kenarda yabancı istememiş olabilir. Peki o zaman Beşiktaş İstanbul Üniversitesi maçı çok önemli bir maçtı İstanbul Üniversitesi açısından, evet. Özellikle. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu arada Zelius'ta tabii ücretlerin ödenmemesi kulüplerde yabancılar açısından büyük problem yaratıyor. Ama Zelius da ikna edildi ve kadroda yer aldı. Evet. Şimdi tabii sezon sonu geldikçe bazı oyuncuların biraz daha erken gitme isteği olabiliyor. İşte aile hasreti, ülke hasreti. Gerçi Zelius buraya alışkın bir oyuncu ama neticede bu maddi olaylar farkındaysan ikinci yarı itibariyle bütün ligi etkilemeye başladı. Evet. Yani ama yüzden Zelius'un Galatasaray'da da başına gelmişti hatırlarsanız. Evet, aynı şekilde. Sanırım ya Kayseri maçına mı çıkmamıştı oraya gidip, evet. Mersin mi? Yani bir tane maçta deplasmana gidip oraya çıkmamıştı. Oradaki maça çıkmamıştı. Şimdi İstanbul Üniversitesi açısından baktığımızda dediğin gibi çok önemli bir maçtı. Ve bence Beşiktaş'ın oyununa baktığımızda çok da kafa kafaya giden bir maçta. Beşiktaş yine zaman zaman bunu yapıyor. Çok acele atışlarla kendi hücum dengesini bozuyor. Onu yaptığı dakikalarda ve özellikle Emre Hoca'yı tebrik etmek lazım. Tam sahada yaptığı müdafayla bütün hücum dengesini bozdu aslında. Özel sıkıştırmalı müdafasıyla. Beşiktaş'ın dengesini bozdu. Bu denge bozulduğunda da çabuk atışları tercih etmek zorunda kaldı. Biraz da üniversitenin yaptığı savunma bunda etkili oldu. Tabii gücü açıkçası son çeyreğe yetmedi diyebiliriz İstanbul Üniversitesi'nin. Çünkü yabancılarda çok fazla rotasyon yapabilme şansı yok.
İlayda'nın olmadığı dakikalarda özellikle tam sahada demin dediğim gibi yaptığı savunma maçta kalmasına ve kafa kafaya gitmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Burada Beşiktaş'ın maçın sonunda tecrübesi ve özellikle yerli oyunculardan aldığı katkının çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle Beşiktaş açısından hani önemli bir maçtı tabii ama İstanbul Üniversitesi için daha hayati bir maçtı. Evet. Ama şunu söylemek lazım, sahadaki mücadele İstanbul Üniversitesi açısından takdir edilecek bir mücadeleydi. Hani paraların ödenmediği için antrenmana çıkmayan, maça gitmeyen oyunculara baktığımızda çok daha zor şartlarda sahaya çıkan İstanbul Üniversitesi oyuncularını da takdir etmek lazım. Evet. Şimdi yakında üniversitesi Hatay, Botaş ve Çukurova basketbol maçları var. Geçen hafta da konuşmuştuk sizinle. Fikstür inanılmaz derecede zor bir fikstür. Çok zor bir fikstür. Bu arada Adana Aski de kazandı. O da bir sürpriz yaptı. Abdullah Gül Üniversitesi'ni yendi. Evet. Bu haftanın önemli maçlarından bir tanesi de bence buydu. Onun da konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Önemli bir galibiyet tabii. Keşke bunun yayını olabilseydi de izleseydik. Hani YouTube üzerinden federasyon verebilseydi çok iyi olurdu. Bu haftanın mesela bence bu hafta gerçekten mesela Çukurova'nın aldığı galibiyet çok önemli. Botaş'ın... Bu arada maç sonuçlarını da ekrana getirebilirsek, 22. Tabii. haftanın maç sonuçları da ekrana gelebilirse onların üzerine konuşalım. Teşekkürler. Bence Abdullah Gül Üniversitesi ve ASKİ biraz zaten dengeli takımlar oldular son dönem için söylüyorum. Dolayısıyla tabii seyretmediğimiz maçla ilgili de çok fazla anlık yorum yapamıyorum ama Adana ASKİ için çok önemli bir galibiyetti. Deplasmanda böyle bir galibiyeti almak bence ligde kalma açısından. Galatasaray Samsun Cenik karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. Işıl Albe'nin triple double'ı var bu haftada. Evet. İstatistikler tutulmadığı için geçmişte yaptıklarını söyleyemiyoruz hangi maçlarda oldu. Şimdi üst üste Bahar ve arkasından Işıl triple double yapınca biz de bir sokağa triple double ne demekmiş diye soralım süper. Dedik. Siz zaten istemiştiniz bunu sokak iyi. Röportajında soralım demiştiniz daha çok önce. İyi. Biz de sokağa çıktık ve triple double nedir diye sorduk. Bakalım ne tür cevaplar aldık. Bu haftaki konumuz triple double. Biz de sokağa indik, vatandaşın nabzını tuttuk. Bakalım triple double terimiyle ilgili bizlere neler söyleyecekler. Basketbollar nasıl? Takip ediyorum. Bir dönemde yaptım. Triple double maç içerisinde bir oyuncunun rebound sayı top çalmada çift taneye ulaşması. Triple double. Triple double 10 rebound, 10 sayı, 10 asist mi? Double extra olduğuna göre ekstra trip atmak gibi bir şey mi? Bolda hat-trick yapmak gibi bir şey diye hatırlıyorum. Asist, rebound ve sayıların çift taneye ulaşması sanırım. Triple gibi bir şey yani. Çok bilmiyorum da. Triple gibi bir şey. Vatandaşın triple-double hakkındaki bilgileri bunlardı. Bir basketbolcunun bireysel 3 istatistikte sayı, asist, rebound, çift taneli sayıya ulaşmasına triple-double denir. Biz yeni konu ve terimlerle gelecek haftalarda tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Evet, Mustafa Korkusuz'a ve soru sordu ve cevap aldığımız seyircilerimize, yalnız çok güzel teşekkür ederim. Cevap çok verilmiş, evet. Ben ekstra tribe bayıldım. Trip o çok iyi olmuş. Çok başarılı. Başarılı. Siz neler söyleyeceksiniz hemen kısaca bir Işıl Alben değerlendirmesi de alayım. Artık triple double'lar çok sık yapılmaya başlandı. Çok seviniyor insan. Tabii yani önemli bir şey bu. O maçın her yerinde olduğunu gösteriyor oyuncunun. Zaten baktığımızda da senin de dediğin gibi birkaç tane daha önceden de yaptığı bir şey ama bu kadar yoğunluk içerisinde hani Euro Cup'ın da yorgunluğuyla bunu yapmış olması gerçekten takdir edilecek bir şey. Hiçbir noktasında bırakmıyor
hiçbir maçı bırakmıyor ve her maçı ciddiye alıyor. Bu açıdan da tabii çok takdir edilecek. Ayşegül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için, güzel yorumlarınız için tekrar nice güzel yıllar diliyoruz size. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, bir hava atışının daha sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya biz yine salı günü ekranlar karşısında olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Basketbolla kalın.